Bölüm 2. Yıldız Bilimcilerin Ziyareti. İsa, Kral Herodes'in devrinde Yahudiye'nin Betlehem kasabasında doğduktan sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Kudüs'e gelip şöyle dediler: Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca bütün Kudüs halkıyla birlikte çok tedirgin oldu. Tüm başkâhinleri ve ulusun din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kasabasında, dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır: Sen Yahuda diyarında olan ey Betlehem, Yahuda dindarları arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü benim halkım İsrail'i güdecek olan önder senden çıkacaktır. Bunun üzerine Herodes, yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. Onları Betlehem'e gönderirken dedi ki: Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulduğunuz zaman bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösterdi ve gelip çocuğun bulunduğu yerin üzerinde durdu. Yıldızı gördüklerinde olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, tütsü ve mür sundular. Sonra Herodes'in yanına dönmesinler diye rüyada uyarıldıklarından ülkelerine başka yoldan döndüler. Mısır'a kaçış. Yıldız bilimciler yola çıktıktan sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada göründü, ona "Kalk," dedi. "Çocuğu ve annesini al ve Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Herodes çocuğu öldürmek amacıyla onu arayacak." Böylece Yusuf kalktı. Aynı gece çocuğu ve annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Herodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: Oğlumu Mısır'dan geri çağırdım. Herodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını görünce büyük öfkeye kapıldı. Onlardan tam olarak öğrenmiş olduğu zamana göre Betlehem ve tüm yöresinde bulunan iki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle Yeremya peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu: Ramah'ta bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel. Teselli edilmek istemiyor. Çünkü onlar yok artık. Nasıra'ya dönüş. Herodes öldükten sonra Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek "Kalk," dedi. "Çocuğu ve annesini al, İsrail diyarına dön. Çünkü çocuğu öldürmek isteyenler öldü." Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocuğu ve annesini alıp İsrail diyarına döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelas'ın tahta geçtiğini duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada aldığı buyruğa uyarak Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasıralı denilecektir sözü yerine gelsin diye oldu.